Romatizmal hastalıklar neler? Hastada ne gibi belirtiler görülür? İltihaplı romatizma neden kaynaklanır? Kireçlenme ile iltihaplı romatizma arasındaki farklar neler? Romatizmal hastalıkların kesin bir tedavisi var mı? Her eklem ağrısı romatizma mıdır? Romatizmal hastalıklar iç organları etkiler mi? İlaç tedavisiyle romatizmadan kurtulmak mümkün mü? Soğuk hava ve nem romatizmal hastalıklara neden olur mu? Kaplıca tedavisi romatizmaya iyi gelir mi? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk ile romatizmal hastalıkları konuşacağız demiştik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Genel hastalık türlerinden birisi romatizma. İşte kalpten bahsederken işte kolon kanseri gibi bir ton bu tarzdaki haber şeylerde sağlık konularını konuşurken aslında romatizmal hastalıklarda bu çerçevede çok ciddi bir rahatsızlık türü. Öncelikle romatizmal hastalıklar nelerdir hocam? Şimdi esasında sizin cümlenizi hemen ele alayım. Yani topluma getirmiş olduğu sağlık yükü açısından, iş gücü kaybı açısından kesinlikle bu bahsetmiş olduğum hastalıktan daha geri kalır bir tarafı yoktur. Mesela romatoid artrit örneğine verecek olursak ileri evre bir kalp yetmezliği kadar hatta bazı kanser türleri kadar ömrü kısaltabilecek bir hastalıktır. O yüzden romatizma dediğimiz zaman kavramı iyi anlamamız lazım. Romatizma ciddi bir hastalıktır. Ama romatizma dediğimiz zaman tek bir hastalık değildir. Az önce sizin görsellerinizde bunu gördük. Farklı hastalıklar var, farklı çeşitleri var. Onu zaten herhalde bir vaktimiz olacak, bunları konuşacağız sizinle. Öncelikle sohbetimize devam etmeden vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Onlar ne düşünüyor? Evet, bu konuyla ilgili hazırladığımız röportajları ekrana getiriyoruz. Evet hocam, birazdan tekrardan röportajları ekrana getireceğiz. Şimdi romatizma türlerinden isterseniz başlayalım. Birçok türlerden bahsediliyor. Çok sayısı da çok ciddi boyutta. Öncelikle en önemlileri nelerdir? Hangi türler daha önemli? Şimdi en önemli derken esasında romatizmanın yani tümü tabii ki önemlidir ama topluma ve hastaya getirmiş olduğu yükler farklı cinslerinde farklı olabiliyor. Kimisinde eklem ağırlıklı olur, kimisinde hasta farkına bile varmaz iç organ ağırlıklı olur. Kimisindeki daha sık görülen değilse eklemlerde bir ağrı olur. Zamanla hasar oluşur ama hiçbir zaman iç organ hasarı olmaz. O yüzden romatizma dediğimiz zaman tek bir hastalıkla bahsetmediğimizi bilmemiz lazım. Çeşitleri çok fazla. Bunlar içerisinde iltihaplı olan olmayan da kaba bir ayrım belki yapabiliriz. Romatizma belirtisi olarak kabul edilen ağrının da her zaman romatizma sebep olmadığını bilmemiz lazım. O yüzden şöyle kabaca bir özetleyecek olursak ağrı her zaman romatizmadan değildir. Ağrı çoğu zaman romatizmadan değildir. Ağrı çoğu zaman eklemden de eklem çevresi yapılardan, kaslardan kaynaklanır. Ama bizzat eklem kaynaklı bir ağrı bile olsa bu da çoğu zaman hani halk arasında kireçlenme olarak kabul edilen iltihabın geri planda olduğu iç organ hasarı yapmayan artrozdandır. Tıptaki ismi osteoartrit, halk arasında bilinen şekilde kireçlenme türü romatizma. Ama bunun haricinde bir de iltihaplı romatizmalar var. İşte en sık görülenlerden bir tanesi romatoid artrit. Ki romatoid artrit bizzat eklemi yani tümör gibi davranarak harap edebilir. Bir kısmı harabet yapmaz, yeni kemik oluşumuna yol açar. Ankilozan spondilitte olduğu gibi. Bir kısmı ise dedi eklemlerde ağrı yapar, şişlik yapar, kullanamaz ama eklemlerde bir hasar yapmaksızın iç organları tutar. Örneğin lupusta görebildiğimiz gibi. O yüzden lupusun, affedersiniz, romatizmanın cinsini belirleyip karşı karşıya kaldığım riskleri tayin edip biz tedavi ona göre veririz. Hocam biraz önce röportajlardan bahsetmiştik. O konuyla ilgili hazırladığımız röportajları tekrar izleyelim. Bilek kemiğinde var yani şu bir şey kısmında. Bir şey var, ağrı var, ne olduğunu da bilmiyorum da. Ben de dizlerimde vardı, o geçti yani. Kaplıcaya gittim. Kaplıcanın faydası olduğu gibi geliyor bana, bilemiyorum da. Böyle yağmurlu havalarda yürümen güçleşiyor. Ayağını sürterek yürüyorsun. İşte o sıkıntısı. Bir de o olduktan sonra hemen kolaylıkla her türlü hareketi yapman mümkün değil.
Onun egzersizlerini yapacaksın, spor yapacaksın. En önemlisi spor yapmak. Bir gün öncelerinden hissediyorum bacaklarımda ağrılar oluyor. Ondan sonra bir gün sonra yağmur yağacak diyorum. Gerçekten de özellikle sonbahar dönemlerinde falan daha çok ağrılarımız oluyor. Hayır, yürüyorum da ağrım oluyor. Yani hızlı yürümem lazım. Oturunca daha çok ağrım oluyor. Biraz hareket edince geçiyor ama sürekli var. Menisküs yani. Sorunu var, artı diz ağrısı var. Peki gündelik yaşamda neleri etkiliyor? Hani arkadaşlarımın yaptığı, benim yapamadığım dediğiniz şeyler. Yani her şeyi etkiliyor. Oturmaktan, kalkmaktan tutun da. Yani yürürken hareketler geneli kısıtlı. Dizlerimde menisküsten birinden ameliyat oldum, birinden bağ koptu. İşte ağrılarımız, bak böyle havada belim de rahatsız. Dikilemiyorum, yürüyemiyorum fazla. Geldim oturdum buraya. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk. Romatizmal hastalıkları konuşuyoruz. Hocam, röportajları izledik. Aslında hani doğru bilinen yanlışlar şeklinde de belki ifade edilecek birçok röportajda cümleler vardı. Öncelikle bu havalarla ilgili söylenenlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi cümleye baştan alacak olursak, esasında her ağrının romatizma kaynaklı olmadığını hatırlamakla başlamamız lazım. Hanımefendiden bahsetmiş olduğu yağmurlu havalardaki sızlamaları biz romatizma kapsamında değerlendirmiyoruz. Ama romatizmayı taklit eden ağrılar tabii ki, yani bu görüyoruz, birçok kişi bundan muzdarip, bundan şikayetçi. O yüzden biz bunu gerçek kabul ediyoruz. Çünkü hastanın ne hissettiğini bizim bilme şansımız yok. Fakat bu tür ağrıların ilerleyen dönemde eklemde veya başka bir organda hasar yapma potansiyeli yok. O yüzden bizim için romatizma dediğimizde sadece mevsimsel değişiklikler etkilen ağrılar değil, bizzat eklemin kendisini tutan ve birçok zamanda eklem harcı organları tutan bir hastalık bütünü. Şimdi burada birkaç hastamızda menisküsten bahsetti, bel fıtığından bahsetti. Evet, bu artroz grubunda değerlendirilebilir. Artrozda çünkü kemiklerde yeni kemik oluşumu, kemiklerde sivrileşmeler olur ve hasta hareket ettikçe sürte sürte ağrılar yapar. İstirahatteyken çok fazla rahatsız olmaz ama oturduğum yerden kalkamıyorum diyor. Her şeyimi etkiliyor diyor. Yani bu kişinin gerçekten hayatını burada etkilemese bile hayat kalitesini çok bozuyor. O yüzden biz hastayı değerlendirirken önce tabii teşhisi koymamız lazım. Resmi ortaya koymamız lazım. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım. Ve çözüm önerilerimizi onu nasıl ortaya koymamız lazım. Bu bahseden 4-5 şeyimiz var, örneğimiz vardı. İşin doğrusu hiçbirisinde ben iltihaplı bir romatizma kokusu almadım. Onu söyleyeyim. Sadece eklem ağrıları olabilir. Eklem ağrısı, mevsimsel değişiklikten kaynaklanan kas ağrıları. Ki beyefendi diyor ki daha sonra geçti diyor. Gerçek romatizmanın geçmesi söz konusu değildir. Ya tabii istisna durumlarda tabii ki olabilir. Ama yani dizim ağrıdı, işte kaplıcıya gittim, şunu yaptım, istirahat ettim ve geçti. Demek ki ağrısı romatizma değilmiş. Zaten esasında genel tababet açısından baktığımızda biz hastanın öyküsüne çok önem veririz. Ne zaman başladı, nasıl arttı, nasıl düzeldi, devam ediyor mu? Hep asistanlara, öğrenciye söylediğim bir lafım vardı. Yani romatoloji en kıymetli tetik zamandır diye. Bu zaman sürecinde hasta nasıl seyrettiğini bilecek olursak teşhise bir kez daha yaklaşmış oluruz. Şimdi nasıl başlıyor? Şimdi yaş anlamında bir şey söylemek mümkün mü? Özellikle işte hani onlu yaşlarda başlayıp işte devam eden ve artarak süren bir hastalık türü mü? Yoksa işte genetik geçişler dediğim, işte aileden kaynaklanan durumlar söz konusu olabiliyor mu? Şimdi tabii romatizma tek bir hastalık değil. Bir kez daha buna bahsedeyim. Her çağında bir romatizması vardır. Kimi romatizmalar çocukluk çağında başlar. Akdeniz ateşinde olduğu gibi. Mesela Akdeniz ateşi çocuklarında karın ağrısı, ateşleri çok sık görürüz ama çocukluk çağında diz ve eklemlerde yürüyemeyecek kadar, kucakta gidecek kadar ağrılar yaşayabilir. Ama mesela gut hastalığında daha çok erkeklerde. Yani erkeklerde, bayanlarda da olur da menopoz sonrası dönemde daha çok olur. Erkeklerde de yani 40-50 yani 40'ından önce olmasa istisnai bir durumdur. Özel durumları mutlaka var. Belki aşırı alkol kullanımı, başka risk faktörleri gibi. Ama genelde 50 yaşından sonra görürüz. Örnek temporal, yani polimiyajı romatika veya temporal artrit diye tabir etmiş olduğum hastalıklarda genel 55-60 yaş üzerindedir. Her yaşın kendine göre bir romatizması vardır. Zaten hasta bize geldiği zaman yaşına bakarak da bazı şeyleri eleyebiliriz, bazı şeyleri yönlenebiliriz. Şimdi genellemek gerekirse işte hep bölgesel olarak da bakıyoruz. Bazı rahatsızlık türleri işte Kuzey Yarımküre'de daha çok görülüyor ya da Türkiye'den bakarsak işte Güneydoğu bölgelerinde, bölgesinde ya da Doğu Anadolu'da daha çok görülen türlü rahatsız türleri oluyor. Romatizma da böyle bir şey geçerli mi? Şimdi onunla da esasında haklısınız. Yani genetik yatkınlık zeminine giriyor bu. Örnek yine verecek olsak Behçet hastalığı içinde bulunduğumuz coğrafyada en sık. Hatta bak, çalışmalara baktığınız zaman en sık görünme oranı da Türkiye'de. Keza Akdeniz ateşi bizim adından zaten Akdeniz bölgesinde yoğun görülen bir hastalık. Ama bazı bölgelerde
Bazı hastalıklar hiç görülmüyor, bazısı daha sık görülüyor. Burada genetik geçiş haricinde mikroplarla geçiş de söz konusu olabilir. Yani yeni dünya demiş olduğumuz işte Amerika kıtasında romatoid artritin daha erken başladı. Oradan buraya transfer edildiği düşünülüyor. Gut hastalığı çok eski zamanlardan beri biliniyor. Acık Avrupa ülkelerinde. Yani şu gut hastalığı tabii onun şöyle farklı risk faktörleri vardır. İsterseniz onu daha sonra görelim. Girelim. Çok konuyu dağıtmayayım isterseniz. Evet bence de çünkü. Şöyle toparlayacak olursak o zaman romatizma tabii bir farklı hastalıklardır. Aynı çatı altında değerlendirilse de oluş mekanizmaları, efendim hastanın yaşamış olduğu şikayetler ve hasar potansiyeli açısından baktığımızda çok farklı hastalıklardır. Kimisinde sadece ağrı olur, birkaç gün rahatsız olur, birkaç gün ilaç kullanır, hasta rahatlar, başka hiç ilaç vermek gerekmeyebilir. Kimi hastalar olur ki kemoterapi kabul edecek kadar yoğun tedaviler vermemiz gerekir. O yüzden biz öncelikle hasta şunu başlayabiliriz. Hasta ağrım var diye bize geldiğinde bir öyküsünü alırız. Ne zamandan beri var? Nasıl artıyor? Dinlenince rahatlıyor mu? Sabah tutulma oluyor mu? Eşlik eden ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi genel vücut belirtileri var mı? Ağızda yaralar gibi, cilt bulguları gibi ne bileyim bir behçet veya da bir sedefi düşündüren bulgular var mı? Tekrarlayan karın ağrısı, ishal, kanlı ishaller oluyor mu gibi? Ağız göz kuruluğu var mı gibi? Güneşten kaçıyor mu gibi? Öyküsünü alırız. Bunun her birisi bize farklı hastalıklar konusunda bilgi verir. Ama en sık gördüğümüz rahatsızlık artrozdur. Çoğu zaman yani ileri yaşta veya kilo su fazla insanlar olan falan insanlar da gözükür. Bizim gibi oturduğunda çok bir şikayet yoktur. Ama oturduğu yerden kalkarken, yol yürürken, merdiven inerken çıkarken ağrı yaşar. Böyle bir öykü var ise muayenemizde de iltihap kabul ettiğimiz eklemde sıcaklık, eklemde iltihap bulguları yok ise, kan değerde normalse o zaman biz bu hastayı osteoartrit kapsamında değerlendiririz. Vereceğimiz tedavi çok agresif olmaz. Hastayı rahatlatma yönüne tedaviler veririz. Çünkü böyle bir hastalıkta kür sağlama şansımız yoktur. Ama kür sağlama şansımız yok derken tedavisi yoktur anlamına almamak lazım. Bu tür hastaların da hayat kalitesini artırmak mümkündür. Yani hiçbir şey olmamız gibi sıfır yeni baştan eklem yaratma şansımız yok. Ama var olan hastalıkla bir arada yaşamak, ondan zarar görmemek, ondan hayat kalitesini bozacak şekilde zarar görmemek şeklinde bir tedavi planı çizeriz. Ama hastanın şikayetleri artıyor, dinlenici artıyor, uyutmuyor, gece artıyor, günlük hayat aksatıyor, sabah tutulma yapıyor ki çok tipik sorular vardır. Hastanın ellerinde mi ağrı? Ya şunu sorarsınız, düğme iliklerken, kravatını bağlarken zorlanıyor musunuz, yardım alıyor musunuz? Bu tür hastalarda kendisi yardım almadan yapsa bile ciddi zorluklar yaşar. Muayene edersiniz, dokunduğunuz zaman eklemdeki şişliği hissedersiniz, yumuşaklığı hissedersiniz, sıcaklığı hissedersiniz. Zaten muayene ederken hastanın yüzüne bir bakmakta fayda vardır. Nasıl tepki gösteriyor? O zaman hastanın eklemindeki şikayetin iltihaplı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama hastalar bazen eklem muayenesi normal olabilir ama ağzı kuruyordur, güneşten kaçıyordur, aşırı halsizliği vardır, kan değerleri çok düşüktür, bacakları şişiyordur, gözüne sık tekrar iltihaplar oluyordur, görmüyordur, kuruluk vardır. İşte bunların her birisine sebep olacak farklı romatizmalar vardır. İşte örnek ağız kuruluğu, göz kuruluğu olan bir hanımefendi bu hastada biz sıcakken demiş olduğumuz hastalıktan şüphe eder, tetiklerimizi ona göre yönlendiririz. Yoksa mesela bir check-up programını aldığımız zaman benim romatizmam var mı, ben romatizmadan çok korkuyorum diye bir kişi karşımıza geldiğinde yok yani böyle bir tetikimiz yok. Yok evet. Ama yine hastayı sorgularız. Romatizma düşündüren şikayetler varsa o yöne doğru yönleniriz. Hocam İstanbul'dan bir telefonumuz var. Hı-hı. Kemal Demir hattımızda. Buyurun Kemal Bey. Kemal Bey. Evet herhalde birazdan tekrar Hı-hı. bağlanacağız. Hocam şimdi iltihap romatizma belki de bu söylediklerimiz arasında daha çok kaygı verici. Hani insanları korkutmamak lazım ama mutlaka ki belli çözümleri olsa bile iltihap romatizma ciddi hayat boyu da sürebilen bir rahatsızlık türü. Şimdi bir defa korkutmamak çok güzel bir ifade. Ben kendim onu sık kullanırım. Çünkü tabi bu tarz meselesidir. Kimi zaman görüyoruz biraz hastayı korkutayım da ciddiye alsın şeklinde. Olanı olduğu gibi söylemek lazım ama biraz da İyi tarafından bahsederek söylemek lazım. Böyle bir şey var ama tedavisi de var şeklinde belki yaklaşmakta fayda var. Ama haklısınız biraz da korkmakta fayda var işin ciddiyetini bilmek için. Şimdi hastanın ne ile karşı karşıya olduğunu bilmesi lazım. Çünkü çoğu zaman bize romatizma benzeyen şikayetler hasta geldiğinde romatizma çıkmaz. Romatizma çıksa da çoğu zaman sebebi iltihaplı romatizma olmaz. Ama geride kalan o az bir grup bizim için o kadar kıymetlidir ki biz her hastaya acaba iltihaplı romatizma var mı düşüncesiyle yaklaşırız. Yaklaşımımızı, tetiklerimizi buna yönlendiririz. Çünkü eğer
Hani fark ayrıntıda gizlidir diye bir laf vardır. Şimdi siz orada bu kadar hasta arasında 2-3 tane bile olsa iltihap romatizmi gözden kaçırırsanız ilerleyen dönemlerde yaşayacağınız sıkıntılar ölçülemez. Neticede eğer iltihap romatizma teşhisinde bir hata olacak olur ise gereksiz ilaç olabilir, yetersiz ilaç olabilir, tedavide gecikmeler olabilir. Hasta bundan zarar görebilir. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yani gecikme derken öyle 3-5 günlük gecikmede hasta sakat falan kalmaz. Hocam sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Almanya'dan bir izleyicimiz var, Şefika Hanım. O cümle önemli benim için de, onu takip edelim. Tabii ki hocam. Şefika Hanım buyurun, sorunuzu alalım. İyi günler. Ben şu an 14 yıla yakındır romatizma rahatsızlığı yaşıyorum. İlk başta kolagenoz dediler, karışık romatizma. Sjögren sendromu dediler. Alo? Duyuyoruz, biz sizi devam duyuyoruz. Edin. Ha, pardon. Sjögren sendrom dediler ve bunlarla bayağı baş etmesini öğrenmiştim. Quensil falan kullandım. Sonra Quensil'in bayağı yan etkilerini gördüğüm için o bana bayağı bir rahatsızlık verdi, bıraktım. Ama son 4 yıldır da trombozit düşüklüğüyle savaşıyorum. ITP tanısını koydular. Acaba bu bağlantılı mı her şey birbiriyle, ne yapabilirim? Bir çözümsüzlük içindeyim. Yardımınızı istiyorum. Şimdi esasında Sjögren'den bahsetmiştik ve de yani esasında tam cümle şey oldu, bizim konuştuğumuz konuya girdi. Gerçekten tam üzerine geldi. Şimdi şunu bilmekte fayda var. Tıptaki önceliğimiz vardır. Eğer teşhiste tedavide gecikme olacak olursa, hasta hayatını kaybedecekse veya bir organ hasar yaşayacaksa tabii ki çok acele ederiz. Ama bu iki ihtimal söz konusu değilse bazı şeyi biraz zamana bırakmakta fayda vardır. Teşhisme gecikme derken bir ay iki ay geciktiği hiç bir ciddi problem olmaz. Bir de bazı şeyler zamanla netleşir. Şimdi onu iyi vurgulamak lazım. Yani ne zaman beklememiz gerektiğini, ne zaman bekleyemeyeceğimizi iyi bilmemiz lazım. Şimdi hanımefendinin şikayetleri kolajenoz diye tabir ediyor. Konnektif doku hastalıkları tıptaki ismiyle veya Türkçeleştirecek olursak bağ dokusu hastalıkları diye kabul edilen bir hastalık grubu vardır. Bu da alt grupları vardır. Bunun içerisinde lupus vardır, Sjögren vardır. Bir de sınıflandırılmamış bağ dokusu hastalığı vardır. Esasında sınıflandırılmamış kabul ettiğimiz hastalığın birçoğu ilerleyen dönemlerde bir hastalık formatına döner. Yani 10 dakika kadar önce söylemiş olduğum ifade şudur. Zaman bize en kıymetli tehdittir. Zaman bize çok kıymetli bilgiler verir. Anladığımız kadarıyla önce tam belli olmamış. Herhalde oradaki meslektaşlarımız bir bağ dokusu hastalığına şüphe etmişler. Hidroksiklorokin etken maddeyi bir nevi kinin içine bir ilaç vermişler ki bu ilacı biz de çok sık reçete ederiz. Bu tedaviyle başlamışlar ve anladığımız kadarıyla bunu zamana yaymışlar. Yapılan yanlış değildir, yani burada bir gecikme yok. Daha sonra Sjögren olarak değerlendirmişler. Daha sonradan ITP'ye dönmüşler. Bunun hepsi birbirine alakalıdır ve çok muhtemel hanımefendinin şikayeti Sjögren değil bu şeydir, lupustur. Çünkü lupus hastalığında ITP demiş olduğumuz trombosit düşüklüğü olabilir. Bacaklarda küçük küçük böyle ele gelen veya gelmeyen beniklenmeler olabilir. Sjögren hastalığı da lupusa bağlı olarak da gelişebilir. Biz buna sekonder, yani ikinci Sjögren deriz. Demek ki hanımefendi lupusu varmış, baştan kendisini belli etmemiş, zamanla hastalık şekillenmiş. Buna Sjögren hastalığı, ki Sjögren'de kastettiğimiz ağız göz kuruluğu yapan bir hastalıktır. Buna yanında da trombositleri düşürmüş. Hanımefendim şunu tavsiye ederim kendisine, bir defa panik yapacak bir şey söz konusu değil. ITP hastalarında, ki yalnız tabii teşhisin ITP olduğu varsayımından yola çıkarak konuşuyorum, trombositler çok düşüktür. İnsanlarda, meslektaşlarımıza panik yaptıracak kadar düşüktür. Ama çok şeydir, yani çalışkan da trombositleri kolay kolay kanamaz. Ama yine tabii ki aşırı bir kanama olacak olur ise mutlaka gecikmeden hekime gitsin, mutlaka bir hekim takibinde olsun. Bu tür hastalarda kortizon dahil her türlü tedavi seçeneğinin düşünülmesi icap eder. Şimdi iltihap romatizmadan devam edersek hocam, şimdi çevremizde de ben zaman zaman biliyorum, yakınlarımızda da var. Bazıları yürümekte çok zorluk çekiyor, işte bir yerlerim şişiyor diyor. İşte bir taraftan da biraz daha genç yaştakiler daha böyle belki yürüyorlar, belki hareket kabiliyetle devam ediyor ama çok çok ciddi rahatsızlıklar yaşıyorlar. Ya bu süreç nasıl bir seviye alıyor? Yani bu tedavi sürecinde bir ilaç tedavisi mutlaka yapılıyor. Şimdi ilaç tedavisi vermediğimiz hastalar da olabilir. Yani her hasta ilaç tedavi vermiyoruz ama hastalığın seyri bize çok kıymetli bilgiler verir. Bir de bizim prognostik faktör demiş olduğumuz bazı faktörler vardı. Yani hastalığın nasıl seyredeceği konusunda bazen tahminde bulunabiliriz. Romatoid artriti örneğin, kanda iltihap yüksekse, RF değeri çok yüksekse, anti-CCP değeri çok yüksekse biz bu hastalığın daha kötü seyredeceğini öngörebiliriz ve tedavimizi ona göre veririz.
lupus hastalığında bazı kan testleri, bazı organ tutulumları hastalığın kötü seyredeceğini bize öngörmemize yardımcı olur. Tedavi ona göre planlarız. Hastalığı böbreğe tutmuştur. Kimisine çok az tedavi veririz, kimisine çok yük tedavi veririz gibi. O yüzden hastalığı nasıl seyredeceğine göre biz tarzımızı belirleriz. Ama hastalığı nasıl seyredeceğini her zaman da öngöremediğimiz hastalarda olabilir. Bu tür durumda biz hastayı takip alırız. Tedavi verirsiniz. Eğer tedavi ve tedavi sonunda mutlaka hastayı görürsünüz. En geç 3 ay sonra. Ki eğer yeni bir ilaç tedavisi veriyorsak ilacın yan etkisinden de korktuğumuz için 15-20 gün sonra, bazen 1 ay sonra gördüğümüz de olur. Neticede önce bir defa hastanın şikayetini anlayacağız. İltihaplı mı değil mi, buna karar vereceğiz. İltihaplı romatizmadan şüphe ediyor isek o zaman cinsini belirleyeceğiz. Örneğin spondilit demiş olduğumuz hastalıklarla romatoid artrit birbirinden çok farklı seyredebilir. Kimisinde eklem hastalar olurken kimisinde yeni kemik oluşumu görülebilir. Ortak olduğu noktalar da vardır. Ayıramadığımız hastalar da vardır. Ama tedavisinde eğer spondilitten şüphe ediyorsak bazı ilaçları vererek vakit kaybetmeyiz. Doğrudan daha etkili ilaçlara geçeriz. O yüzden şimdi yani soru şu ise, bu hastalık nasıl seyrediyor? Öngörmek mümkün değil. Ama iltihaplı romatizmaların eklemde hasar yapabileceğini bilerek biz tedavimizi buna göre planlarız. Evet, yine bir telefonumuz var İstanbul'dan. Evet Göksu Hanım. Buyurun, sorunuzu alalım. Efendim, iyi günler. Merhaba, buyurun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ben Teşekkürler, size. Sağ olun. Benim şikayetim şu beyefendi. Benim vücudumda gezebilen ağrılarım var. Örneğin bugün sol kolum ağrıyorsa 3 gün, 5 gün sonra sağ bacağım veya sağ kolum ağrabiliyor. Gezebilen ağrılar. Benim şikayetim bu. Nasıl yani, bana bir yardımcı olabilirsiniz bu konuda? Hocam sorumuz da olabilir. Tabii biraz zor soru. Evet, zor. Şimdi bizi zorlayan bir soru. Çünkü biz tabii pozitif bilimlerle uğraşıyoruz. Objektif olarak tespit edebildiğimiz hastalıkla tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Bir ihtimal şudur. Hastalıkların erken safhalarında palindromik demiş olduğumuz bir hastalık seyri söz konusu olabilir. Hastalık olur, bir yere tutar, tuttuğu zaman romatizmanın tüm belirtilerini yapar ama birkaç gün içerisinde bırakır. Yani hani bu ilk işaret gibidir bu. Hep böyle seyredebilir ataklarla beraber. Bazı zamanlarda da bu ilerleyen, hani hastalığın andiferansiye şekillenmemiş safhası da olabilir. Bir zaman sonra işareti romatoid artrit gibi bir hastalığa dönebilir. Gezici ağrılar çocukluk çağında olmuş olsa biz işte akut eklem romatizmasından korkarız ama bu şiddetli bir hadisedir. Dizi şişirir çocuğun. Yürüyemez, okula falan gidemez. Anne kucakta acillere giderler. Birkaç gün içerisinde orası iyileşirken başka ekleme geçer. Ama bu gözden kaçan bir şey değildir. Ama eğer soru şu ise, işte bir gün oluyor kolumu bu tarafı ağrıyor, kemiğim ağrıyor, kemiğim sızlıyor. Ertesi gün o kemiğim geçiyor, işte efendim bacağımda kemik sızlaması oluyor. Bunun altından romatizma çıkma ihtimali düşüktür. Tabii derdi çeken bilir. Yani biz şimdi burada kesinlikle ön yargıyla yaklaşmamamız lazım. Hani bize hata yaptığına birkaç sebep vardı. Bir tanesi acele etmektir. Biraz önce korkudan bahsetmiştik. Korkuyu da yaşıyorlar açıkçası. Tabii bakın, bize hata niye yaptırır? Çok acele ettiğimiz zaman veya ön yargıyla yaklaştığımız zaman bize hata yaptırır. Ön yargı asla bizim mesleğimizde yer yoktur. Ama ön tanı olarak da düşündüğümüz zaman eklemi tutmayan bir ağrıda, hele de gezici oluyor ise, o bölgede bir fonksiyon kısıtlanmasına yol açmıyor ise biz romatizma çok fazla şüphe etmeyiz. Neler olabilir? İşte guatr hastalıkları olabilir. Bazen vitamin eksiklikleri olabilir. İncime zorlanmalar olabilir ki incime deyince sanki kelime incecikmiş, küçücükmüş gibi. Yani bu öyle değil. Bir incime bazen morfin gerektirecek kadar fazla ağrı yapabilir. Hasta kolunu kaldıramaz. Üstünü değiştiremez. Kavanoz açamaz. Bu şekilde bir durum olma ihtimali de vardır. Kas kemik birleşme bölgesindeki incinmeler, zorlanmalar da ağrı yapıyor olabilir. Orasını koruduğu zaman başka ekleme yüklenildi. Bu sefer burası ağrıyordu. Yani az buna faraz ya, buna ihtimal. Ama özetleyecek olursak beyefendinin bahsetmiş olduğu şikayetler yine bende bir iltihaplı romatizma kokusu uyandırmadı. Hocam telefonlarımız çok yoğun geliyor. Bir taraftan da anlatacaklarınız çok fazla ama kusura bakmayın. Mehtap Hanım hattımızda Osmaniye'den. Mehtap Hanım buyurun. Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, sağ olun. Ya benim 3 günden beri bu kollarım çok kötü ağrıyor. Bu bana bir ay önce de olmuştu. Çok kötü sızılıyor böyle, kemiklerim sızılıyor. Acaba bu neden? Hocam sorunuz olabilir. Yine zor bir soru. Evet. Ben bizim şunu söyleyeyim. 3 günlük bir süre bizim için kısadır.
Yani bir defa panik yapacak bir durumumuz yok. Genel olarak sıcak tutup dinlendiğinde, istirahat ettiğinde rahatlıyorsa kas kaynaklı, yorma kaynaklı, zorlama kaynaklı bir kas ağrısı olma ihtimali çok daha fazladır. Ama eklem yerini tutuyor, eklemde şişme yapıyor ve bu haftalarca devam ediyor ise tabii romatizmanın şüphe ettiniz. Yani bir yanlış anlamı olacağını endişe ettiğim için tekrar tekrar söylüyorum. Yani romatizmada öyle birkaç haftalık bir teşhise gecikme fazla bir gecikme değildir. Ama biz hastayı görünce yine mutlaka kan tablosuna bakarız, muayenesini yaparız ve sabırlı ve temkinli bir bekleyişe geçeriz. Doğru teşhisi koyabilmek için. Yanlış teşhisin bedeli ağır olur. Çünkü yanlış teşhis yanlış tedavi demektir. Yanlış tedavi alan bir kişi geldiğinizde hasta iyi olsa bile acaba ilaç mı iyileştirdi yoksa zaten mi iyileşecekti? Bunu bilme şansımız olmuyor. Yani bu hatayı yapmamamız lazım. Doktor olarak en büyük vazifemiz bana sorarsanız gereksiz ilaçlardan da hastaları korumaktır. Çünkü çok fazla gereksiz ilaçlar maalesef kullanılıyor. Evet, geçmiş olsun Mehtap Hanım. Hocam, Diyarbakır'dan da bir telefonunuz var. Rahşan Hanım'a. Rahşan Hanım buyurun, sorunuzu alalım. Alo. Dinliyoruz sizi, buyurun Rahşan Hanım. Merhabalar hocam, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederim. Hocam şöyle bir sorum olacaktı size. Benim eşimde de iltihaplı romatizma var ve yaklaşık 6 yıldır eşimin bu rahatsızlığı devam ediyor. İlk 1,5 sene zaten hiçbir doktor bu teşhisi koyamadı. Yani ilk ağrısı omuzlarda başlayıp ve yataktan çıkamayacak hale gelmişti. Tesadüfen bir fizik doktoru bize romatoloji önerdi. Ve biz onun üzerine eşimle gittik, romatoloji doktoruna gittik. Şimdi bize bir ilaç verdi. Verdiği ilaçlarda Motojet 20 miligramlık bir iğne. Bu iğne çok iyi geliyordu eşime ama eşim bunu kullandığı zaman 3 gün boyunca mide bulantısı, yani ciddi anlamda bir kusma meydana geliyordu. Ve biz en son doktoruna gittiğimiz zaman doktoru bu iğneyi kesmemizi ve prednol, yani kortizonu yükseltti. Şimdi eşimin sadece bileklerinde bu mevcut ama bitkisel ilaçlar da çok kullandım hani ben ona bu süreçte de. Şişkinlikler indi ve şu an sadece el bileklerinde var. Bize önerebileceğiniz ne var bu konuda? Çünkü eşimin psikolojisi pek de iyi değil. Şimdi Rahşan Hanım, eşinizin yapılabilecek çok şey olduğu düşüncesindeyim. Şimdi eşinizi bahsettiğiniz, yani öyküyü çok düzgün verdiniz bize, teşekkür ederim. Eşinizdeki gerçekten iltihaplı romatizm ve çok muhtemel romatoid artrite benziyor. El bileklerinden simetrik hastalıklarda, metotreksat ile beraber rahatlayan hastalıklarda biz romatoid artritten şüphe ederiz. Bizim için öykü bu nedenle önemli. Prednolü artırmak geçici bir çözüm olabilir ama kalıcı bir çözüm değildir. Eğer romatoid artrit ise, ki sizin tarifiniz romatoid artrite benziyor. Ha şunu da söyleyeyim, affedersiniz. 1-1,5 yıllık gecikmeler sık görülür ve böyle çok korkunç derece bir tıbbi hata falan değildir. Zaten ilk 1 sene romatoid artriti erkendir. Onu da bilmekte fayda var. Bu türde metotreksat bunun temel ilacıdır. Rahşan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Siz hocam tamam. Devam ediniz. Metotreksat temel ilaçtır. Yaz metotreksat maalesef bahsedilen şekilde bulantı, halsizlik, kullanamama gibi şikayetler yapar. Kendi akrabalarımızdan hasta olan var. Abi diyor, sen ismini bahsedince benim kusasım geliyor diyor. Yani gerçekten bazen çok bile tiksindiriyor. Bu tür durumlarda antiemetikler, yani kuvvetli bulantı ilaçlarıyla beraber hasta kullanabiliyor ise kullanacak. Kullanamıyor ise o zaman dozu azaltılacak. Eğer dozu yine kullanamıyor ise o zaman alternatifleri vardır. İşte leflomid etken madde ilaçlar vardır. Sulfasalazin etken madde ilaçlar vardır. Olmasa yeni giriş ilaçlar vardır. Romatoid artritte seçeneklerimiz her sene artıyor. Katiyetle bir defa ümitsiz olmayın. Verecek çok ilaçlar var. Romatoloji merkezinde takibine devam etsin. Zaten burada temel bakış olumlu anlamda. Her şeyin bir belli oranlarda çözümü var. Tabii ki ömür boyu sürebilecek nokta da olabilir ama. Şimdi burada çok haklı, bakın felsefe değişti romatoid artritte. Yani felsefe derken biz Hacettepe İçtisası'yım. Zaten biz o dönemden bir itibaren hastanın tedavi edilebileceğine inanmıştık. Ta işte 98-99 yıllarda İçtisası başladığım dönemden beri. Tedavi olabilir ama tedavi olması için birincisi hastanın yakın takip gerekir. İlacı 6 ay sonra gel dediğiniz zaman geri kalan 3 ayı boşa geçiriyorsunuz. Yavaş etkili ilaçlardır. İlacın etkisi 2-3 ayda başlar. Hemen 15-20 gün işe yaradı atmamak lazım. Ama 3 ay geçti hala olumlu bir şey düşünmüyor iseniz o zaman ilacın ya dozunu artırmak ya değiştirmek lazım.
tüm ilaçlar için söz konusudur. Eğer yakın takiple beraber düzgün dozlarda verirsiniz, ilaç işe yaramadığına değiştirirseniz veya kombinasyonlar yapacak olur iseniz hemen bir sene sonunda birçok ilaçla aynı neticeyi alırsınız. Netice tedavi neticesi çok olumludur ama romatoid artritin tedavi edilebilir hastalık olduğunu unutmamak lazım. Hocam çok yoğun telefonlar geliyor ancak belki sorularını arkadaşlarımız alacaklardı. Size belki ulaştırabilir, siz de cevaplandırabilirseniz belki mail yoluyla da geri dönüş yapabiliriz. Hocam son bölümümüzde gut hastalığına da kısaca değinebilir miyiz? Şimdi gut hastalığı çok özel bir hastalık. Yani gut hastalığı atakla beraber seyreden bir hastalık. Bu nedenle teşhisinde ama ciddi gecikmeler olan bir hastalık. Şimdi hastanın hani canı yandığı zaman her şeyi yapmaya razıdır ama misafirin karnı doyunca yolu gözü yolda olur derler. Yani atak geçince kaybolur gider. Aylar boyunca ortaya çıkmaz, bir zaman sonra tekrar gelir. Şimdi bu tür durumda hastalığı bilmesi lazım. Gut hastalığı kanda ürik asidin yüksek seyretmesi ama yıllarca yüksek seyretmesiyle oluşan bir hastalıktır. Gut kristalleşir. Yani belli bir zaman kanda kaldıktan sonra kristal oluşur ve oluşan kristaller dokuda da birikir, ekleme de dökülür. İğne gibi kristal ekleme dökülünce çok şiddetli, yani aklınıza gelebilecek en şiddetli eklem ağrısı başlar. Eklem kızarır, şişer, yani basamaz, yürüyemez, terlikle gelişir, topallayarak gelişir gibi. Ama bir hafta 10 gün içerisinde ne verirseniz verin. Bunu işte efendim kortizon da verseniz, kolşisin de verseniz, işte efendim birçok antiinflamatuar ilacı da verseniz, diklofenak gibi, endometazin gibi hasta rahatlar, iyileştiğimi zanneder. Aslı bu değil. Bu hastalık, gut hastalığı tedavi edilebilir. Ancak bunun tedavisi ürik asidi düşürücü tedbirler almaktır. İlaçla veya ilaçsız. Hastanın kilosu fazlaysa, fazla alkol kullanımına bağlı gut gelişiyor ise kilo vererek alkolü keserek iyileşebilir. Hiç ilaç da gerekmeyebilir. Ama bunlar yoktur. Genetik olarak ürik asit yüksek oluyordur. Bu tür durumda ürik asit düşürücü ilaçlar vermek icap eder ve düzgün bir tedaviyle ürik asit düzeyini ideal düzeylerde tutarak bir daha hiç atak yaşamaması mümkündür. Ama maalesef dünyada da böyle, bizde de böyle. Yani tedavi edilebilir bir hastalık niye bu kadar az tedavi ediliyor şeklinde başlık literatürde çok vardı. Çok bulursunuz bunu. Gut tedavi edilebilir. Bunu bilmekte fayda var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında detaylandırmamız gereken çok konu var. İnşallah evet. Önümüzdeki programlarda tekrar konumuz olmanızı istiyoruz. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.